Evet arkadaşlar. Hakan Bey merhaba. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Evet. Mekan ve memleket bağımsız iş modelimiz için. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Dalgalanan Atomi Bayramımız arkadaşlar. Şu anda İzmir Menemen'deyim. Bu arada. Evet. Mekan ve memleket bağımsız olmasının bir örneği aslında bu. Bana öyle geliyor. Çünkü bugün katılımcı arkadaşlarımız bir arkadaşımız Konya'dan, bir arkadaşımız İstanbul'dan, bir arkadaşımız Hatay'dan olacak. Ben şu bayrağı biraz kenara çekeyim. Daha hoş olur galiba. Okan Bey, bizimlesiniz değil mi Okan Bey? Evet. Okan Bey, sizi görünce daha böyle kendimi daha rahat hissediyorum. Diğer türlü sanki yalnız kalmışım gibi geliyor bana. Peki, peki Bazen tamamdır. karşımda olması bana bir enerji veriyor yani. Anlatabiliyor muyum? O derler. Evet Teşekkürler. arkadaşlar. Durayım ben de. Ama ara sıra çekilebilirsiniz. Yani baktınız canı sıkıldı. Çekilin tekrar gelin. Ben sizi göreyim. Yoksa diğer türlü sanki yalnızmışım gibi geliyor. Hele şu anda İzmir Menemen'deyim arkadaşlar. Bir doğa içerisindeyim. Şöyle arka planı bakayım göstereceğim ama büyük ihtimalle görünmüyor. İşte mekan ve memleket bağımsız olmanın güzel bir tarafı da bu. Biliyorsunuz iklim değişikliği olacak deniyorlar. Belki ileride insanlar İstanbul çok sıcak kalacak. Belki su olmayacak. Ya da işte belli bölgelerde kuraklık, belli bölgelerde yağış, belli bölgelerde soğuk olacak. Fakat kişilerin işlerinin oraya bağlı olmuş olması onları oraya bağlayacaklar ve yaşantıyı belki dayanılmaz hale getirecek. O nedenle diyecekler ki keşke mekana bağlı bir işimiz olmasaydı diyecekler. Çünkü başka bir bölgeye gidemeyecekler. Çünkü işleri oraya bağlı. O nedenle işimiz en güzel tarafı dikkat ettiğiniz gibi İstanbul'dayken İzmir'e geliyoruz. Bir arkadaşımız Hatay'dan, bir arkadaşımız Konya'dan ya da işte İstanbul'dan katılacaklar. Bu bizim mekan özgürlüğün sağlaması açısından iş modelimiz mükemmel. Yani bu göz ardı edilemeyecek bir şey. Evet, Atomi'den biz para kazanıyoruz, sağlık kazanıyoruz, zaman kazanıyoruz. Ama çok önemli özelliğimiz mekan bağımsız olması bence en büyük artılarından bir tanesi. O nedenle İşimizi kafamıza canlandırırken bu mekan bağımsız olmasını hiç unutmamamız gerekiyor. Bize sağladığı avantajlarla beraber. Bununla beraber arkadaşlar yine mekan ve memleket de bağımsız dedik. Çünkü ileride göreceksiniz arkadaşlar aynı işimizi Amerika'dan, İngiltere'den katılımcılar olacak. Bugün bir arkadaşımız vardı Kırgızistan'dan kayıt olmak istiyor. Başka bir arkadaşımız Kore'den kayıt olmak isteyenler vardı bir arkadaşımız alt grubunda. Yani belli bir süre sonra artık grubunuz genişlemiş oluyor. İngilizce bilmeseniz bile ya da Korece bilmeseniz Kore'den, İngilizce bilmeseniz bile ki Amerika'dan alt grupta arkadaşlarımız olmuş olacak. Aynı zamanda biz de oralara gitmiş olacağız. Yani bu şu demek, mekan ve memleket bağımsız iş modeli olması gerçekten Atomi'nin bize sağladığı zaman özgürlüğü, sağlık özgürlüğü, finansal özgürlük haricinde mekan ve memleket bağımsız iş modeli bence en önemli özelliklerden bir tanesi. Hele hele iklim değişikliğinin olması, havaların sıcaklaşması gibi konular birçok problem. Belki sevmediğiniz bir ortam olacak bir yerde. Çünkü insan ilişkileri de çok önemli. Bazen insanlar bir yere bağlı oldukları için orada psikolojik sıkıntılara da girebiliyorlar. Çünkü mekanı değiştiremiyorlar. Çevredeki komşuları sevmedikleri için sevemiyorlar. Fakat iş bölgesi orası olduğu için sadece orada kalmak zorundalar. Bu onda, insanlarda başka psikolojik sıkıntılar da oluşturabiliyor. Fakat işin güzel tarafı çevrenizdeki insanları sevmediğiniz zaman arkadaşlar yani ağaç değilsiniz de diyorlar ya yer değiştirin o zaman. O aynı özellik bizim için genelli gerekli ya da uygun bir söz. Ağaç değiliz. İstediğimiz zaman yerimizi değiştirebiliriz arkadaşlar. Bu özgürlük mükemmel bir özgürlük bence. Yani Atomi şirketi kurucusu hangi parka ne kadar teşekkür etsek bence azdır. Çünkü böyle bir sistem, böyle bir ürün kategorisiyle böyle bir vizyon içerisinde bir şirket oluşturması, geleceği görmesi ve bu geleceği görüp de böyle bir şirkete yani 2 milyar dolarlık şirkete sadece ve sadece bizi dişlerimizi fırçaladığımız diş fırçası ortak ediyor olması mükemmel bir fırsat arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda işte İzmir'deyim dedim. Fakat yanımda diş macunum, diş fırçasını da getirdim. Sadece getirdim, kullandım. Zaten kullanmış olduğum bir ürünü bile İstanbul'da kullanmış bir olduğum ürünü bile Atomi'den almakla 2 milyar dolar şirkete ortak olmuş oluyorum. Bu büyük bir fırsat bence. Ekstra bir para hiç harcamadan. Zaten kullanmış olduğum bir ürünü. Hatta ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten kullanmış olduğum ürünün haricinde ekstra bir avantajı da var. Biliyorsunuz bizim kahvemiz
Aynı zamanda soğuk kahvede olabiliyor. Bugün bir arkadaşla kafede buluşmamız gerekiyordu İzmir'de. Gittim. Dedim size çok özel bir soğuk kahve ikram edeyim. Kafeden sadece su aldım arkadaşlar. Pet şişede su ya da cam pet şişede su. İki tane su aldım. Kahvemizi karıştırdım. Mükemmel soğuk kahve oldu. Yani aynı zamanda masraflarınızın azalmasına sebep oldu. Yani bir arkadaşınızla bir yere kahveye gittiğiniz zaman büyük ihtimalle ya da çay ya da kahve içeceksiniz orada. Fakat su alarak bile hem maddi açıdan bize destek olmuş oluyor, hem de güzel bir tat vermiş oluyor, hem de böyle bir şeyin ortağı olmuş oluyor. O nedenle gerçekten Atomi'de olmak bambaşka bir vizyon, bambaşka bir bizim için fayda. Fakat da bunu görenlere, bunu herkes göremiyor. Artık bu görememek de çok enteresan bir şey. Tabii yani o nedenle arkadaşlarımızı, çevremizi göremeyenleri de şey görmemek lazım. Yani yanlış anlamamak lazım. O arkadaşları olduğu yerde bırakmamız gerekiyor. Demek ki anlayamadıkları, takıldıkları bir nokta var diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu vizyonu görmek, sizlerin de burada olması sizin açınızdan büyük bir ayrıcalık. Her zaman söylüyordum bunu dikkat ederseniz. Çünkü Atomi'yi anlamak başka bir vizyon meselesi arkadaşlar. İster doktor olsun, ister mühendis olsun, ister iş adamı, isterse ev hanımı olsun. Atomi'yi anladıysa bana göre mükemmel bir vizyonu var. Atomi'yi anlamadıysa ne olursa olsun bir vizyon göremiyor demek ki, anlamıyor demek ki. Bu çok büyük bir eksiklik bana göre. Çünkü bu kadar kolay, bu kadar basit bir işin anlaşılması tabii farklı ön yargılar da olabilir. Geçmişten gelen sebepler de olabilir. Çevresinde duyduğu farklı olaylar da olabilir. Bunları da normal görmek gerekiyor. Onlara da zaman tanımak gerekiyor. Bir gün gelecek, onlar da inanacaklar, onlar da anlayacaklar. Ben onu şu anda bile hissetmeye başladım. Tabii bunların anlaşılması belki zaman alacak. Zaman alması için de, yani anlaşılması için de bizim devam etmemiz gerekiyor. Çünkü devam ettikçe göreceksiniz kazancımız artacak, çevremiz genişleyecek. Kazancımız artınca da herkes yapmaya başlayacak. Çünkü ben şuna diyorum, arkadaşların, çevredeki insanların sadece Atomi'yi kolay, çok basit görüp yapmamak istemelerinin en büyük sebebi sadece olacağına inanamamaları. Olacağına bir inansalar, inanın herkes başlayacak. O da biraz zaman alıyor. Ben bugün bile gördümce, bugün bu kafe ikram ettiğimiz arkadaşımız normalde bir yıl önce kayıt olmuş, daha önce kayıt olmuş, silinmiş, tekrar başlamış, tekrar kayıt olmuş fakat Atomi yapmayan bir arkadaştı. Tabii kazancı görünce, bu işin olabileceğine inanınca bu sefer, evet bu sefer tekrar yapmaya başlayacağım, tekrar karar verdim yapacağım çünkü odağımı dağıtmayacağım, sadece bir işe odaklanacağım dedi. O nedenle zaman istiyor arkadaşlar, sadece biz yapmaya devam edelim, ürünleri kullanmaya devam edelim, çevremizi tanıtmaya devam edelim, göreceksiniz grubunuz, çevremiz genişleyecek, daha çok kazanacağız, daha çok sağlıklı olacağız, daha çok özgür olacağız arkadaşlar. Evet, konumu ben burada bitirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımıza geçeceğim. Büyük ihtimalle önce Abidin Bey'i almak istiyorum. Eğer müsaitlerse daha sonra Nimet Hanım'ı alacağız Hatay'dan. Daha sonra da İstanbul'dan Ergun Bey'i alacağız. Eğer Abidin Bey müsaitlerse onları alalım. Kamera açık olacak arkadaşlar. Biraz Abidin Bey Konya'dan katılacak aramıza. Abidin Bey müsait misiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Abidin Bey. Göremiyorum sizi. Neredesiniz? Kamera sizi görmüyor mu yoksa? Kamera bir dakika açmaya çalışıyorum. Yandaki kamera işaretine tıklarsanız açılır. Şu an görünüyor mu? Ben göremiyorum. O kamerayı siz görüyor musunuz? Galiba. Ya da kamerada problem var. Kamerada bir sıkıntı mı var acaba? Siz kendinizi görmeniz gerekiyor kameradan, sonuçta görebilmemiz lazım. Şöyle görünüyor mu? Yok maalesef. Evet, Şu şimdi an gördüm. tamam. Şimdi geldiniz. Evet, Avni Bey. Başardın Arkadaşlar, sonunda yani. Evet, ilk ben defa bağlantı yapıyorum kısaca böyle. evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum Abidin Bey. Arkadaşlar ben kısaca Abidin Bey'den bahsedeyim. Abidin Bey benim üniversitedeki okul arkadaşım. O da Evet. elektrik elektronik mühendisi kendisi. ODTÜ'ye bağlıydık ama bizim üniversite aynı zamanda ODTÜ'ye bağlıydı. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi oldu. Orada beraber okuduk. Çok güzel hatıralarımız vardı. Yani aynı bölümde 5 yıl okuduğum bir arkadaşım. Dikkat edin. 5 yıl orada beraber okumuşuz. Belli bir geçmişimiz olmuş.
elektronik hakkında böyle konuşmuşuz, tartışmışız falan filan. Yıllar geçmiş. Daha sonra bir arkadaş arıyor. Merhaba Abidin Bey, nasılsınız, iyi misiniz falan diyor. Ondan sonra diyorum ki Abidin Bey, ya bir iş var, bak böyle şöyle iş modeli var, online iş modeli var. Bu ürünlerimiz var, çok kaliteli, ben kullandım, sen de kullan, böyle bir iş çok güzel olur falan diyorum. Ya olur mu falan diyor, böyle bir şey olur mu falan diyor. Ondan sonra ya diyorum abidim, yani ya bu işlere takma ya Yusuf Bey, bu işler olur mu ya, bu işler şey işler yani, böyle işler olmaz işler falan gibi söylüyor. Ondan sonra tabii neyse, hadi gönül rahat dedim, hatırımız kırılmasın diye kayıt oluyor abidim Bey. Çünkü yılların en azından hatırı var diyelim. Ücretsiz kayıt zaten. Ya abidim Bey, bak şu diş macunu kullan, diş fırçasını kullan, bir şeyler yap, çevrene tanı, çok kaliteli, hem hesap hem ucuz falan diyorum. Sonra tabii diş macunu alıyor, kullanıyor. Kendisi de beğeniyor biraz ama artık iş yapmaya çalışıyor sanırım. Ondan sonra da diyor ki ya galiba bu iş olmaz galiba falan diyor. Sonrasında abidim Bey, buyurun sizden dinleyelim. Neden atomu yapıyoruz? Hikayenin geri kalanını size söylüyorum. Artık asıl sürpriz söylemedim yalnız. Onu size bırak. Buyurun abidim Bey. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani İyi benim akşamlar. aslında sunuma başlarken anlatacağım şeyi özetlediniz Yusuf Bey. Teşekkür Ama sürpriz ediyorum. söylemedim. Asıl sürpriz söylemedim yani. Dikkat edin. Evet. Yani işimi bayağı kolaylaştırdınız. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii bu ısrarların yani o kadar enerjiyle anlatıyor ki Yusuf Bey. Bu enerjiyi nereden aldığını öğrenmem gerçekten bir seneme mal oldu. Böyle tabii sebebine gelince herkesin belki yaşadığı şeyler birçok ses geliyor değil mi? Geliyor geliyor, dinliyoruz. Birçok arkadaşım gibi ben de daha önce çevremde benzer işi yapıp başarılı olamayan, pazarladıkları ürünlerin kalitesizliği, ürünlerin devamının gelmemesi, İşte kazanç planlarının karmaşıklığı ve üretici merkezli kazanç olması gibi işte sebeplerle bu alanda aslında iş yapmaktan hep uzak kalmak istedim. Ama Yusuf Bey'in ısrarlarıyla önce tabii tüketici üye oldum. Sonra girişimci üye oldum ama yapmak için değil de sadece Yusuf Bey'e destek olmak için üye oldum. Tabii ki bunun nedeni aslında sistemin işleyişini tam olarak anlayamayışımdan, kazanç planını anlayamayışımdan, belki de anlamak istemediğim için, çünkü yapmak istemiyordum. Aslında bu ve benzeri işi yapmak istemediğim için anlamak istemiyordum ki ne zamana kadar? Ta ki Yusuf Bey'in beni arayıp da sen neler kaybettiğin farkında mısın dediği an. O zaman ben herhalde dedim çok şey kaybettim. Sonra ben dedim ki ya ne oluyor Yusuf Bey? Yani şu işi bir baştan anlatsam da bir anlamaya çalışsam. Çünkü gerçekten çok ciddi olduğunu o zaman fark ettim. Bu arada işte aile çevreme de diş fırçası, diş macunu hediye etmiştim. Çok memnun kaldılar. Özellikle annem, babam çok diş eti rahatsızlıkları, diş ve diş eti rahatsızlıkları vardı. Onlardan da çok güzel geri dönüşleri alınca Yusuf Bey'in de bu sözü üzerine ya ben bu işi yapacağım dedim artık. Yani bu işi yapmak gerektiğine artık karar verdim. Ya insan uzun yıllar çalışarak hem kendisinin hem de ailesinin ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ve maalesef ülkemizde ek bir gelir olmadan, ek bir iş olmadan geçimini sağlamak da çok zor. Zaman ilerledikçe teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insan odaklı çalışma hayatının daha güzel hale geldiğine hepimiz şahit oluyoruz. Şimdi bence şu an en revaçta olan branşlardan yazılım sektörünün bile yani belki kıyamete kadar sürdürülebilecek olan bir meslek dalı olarak görüyorum. Mesela bu sektörün bile ChatGPT gibi yapay zeka ağlarının geliştirilmesiyle birlikte neredeyse fabucu dama atılmak üzere. Bu sektör bile fazla bilgi birikimine sahip olmadan yazılımla ilgili ihtiyaçları
hemen hemen ilgili herkesin yapabileceğini gösteri hale geldiyse, birçok insanın yakın bir zamanda işsiz kalma riski var demektir diye düşünüyorum. Aslında Atomi çok güzel gelir kazanç planına sahip. Hepimiz de şahidiz, şahit de oluyoruz. Bence helalinden kazanç elde etme yöntemini bize kazandırdı. Kazandırıyor. Evet. Abidin Bey, ben bir araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi normal şartlarda dikkat ederseniz başta dedim ya, evet, kayıt oldunuz. Daha sonra bir süre hatta girişimci kaydınız olmuşsunuz ilk başta. Sonra yapmadığınız için hesabınız kapandı. Üzüldünüz evet. Yani sistemden. Daha sonra tekrar kayıt oldunuz. Bu o süre zarfında yaklaşık bir yıl zarfında sizi neden hani sonra neden bu işi yapmaya karar verdiniz? O küçük nüans olur. Bazen böyle küçük nüanslar olur ya. Küçük nüansları merak ediyorum ben. Aslında ben sürekli araştırdım bu arada. Yani ürün gerçekten kaliteli olduğuna kanaat getirdim. Yani çevremdeki insanlarla beraber. Sadece biz ailece olarak değil de. Yani hediye ettiğim aile çevrem, arkadaşlarım da çok memnun kaldı. Sonra firmayı araştırdım. Sizin anlattıklarınızla birleştirince, yani bu işin gerçekten yapılabilir olduğunu. Ben aslında fıtraten de biraz konuşmayla ilgili, insanlara bir şeyler anlatma, işte böyle ürün tanıtma gibi şeylerle ilgili sıkıntılarım var. Ama bu işin pazarlamadan ziyade sadece tavsiye üzerine kurulu olduğunu gördüm. Yani böyle elinde ürünü alıp da pazarlama şeklinde. Aslında benim tanıdığım çevre, mesela bir Atomi yapan akrabamız vardı, abimin eşi vardı. Yani hep ürünü alır, tanıtır, gezer, kapı kapı dolaşır. Şimdi ben sizin anlattıklarınızı başta öyle gördüğüm için hep uzak kalmaya çalıştım. Daha sonra farklı bir metot, farklı bir model olduğunu anlayınca ve gerçekten yapılabilir bir iş olduğunu anlayınca yapmaya karar verdim. Evet. Demek ki ben şunu alıyorum Ve arkadaşlar. Yani ben arkadaşlarıma söylerken, mesela Serkan Bey'le biz aynı iş yerinde çalışıyoruz. Ya bir düşüneyim diyen arkadaşlara, ben sizin adınıza bir sene kaybettim, siz o süreyi kaybetmeyin diyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Abidin Bey aslında güzel bir örnek bizim için. Çünkü şöyle dikkat edin, biz aynı üniversite okumuşuz. Beraber okumuşuz. Samimi arkadaşımız. Fakat ona bir şey anlatmaya çalışıyorum. Belki bendeki anlatış şeklindeki bir eksiklikten dolayı ya da onun önceki ön yargılardan, önceki firmalardaki başka firma tanıdığı ya da başka çevresindeki insanların yaptıklarından oluşan bir ön yargıdan dolayı kayıt olsa bile, hatıra kayıt olup bir yıl bekleyebiliyor, iş yapmayabiliyor. Demek ki çevremizdeki bu tür arkadaşlar olacaktır. Onlara çok böyle ön yargılı davranmamak lazım. Biz de kendi açımızdan normal görmemiz demek. Bir sebebi vardır demek lazım. Göremedi. Fakat daha sonra diyor ki Abidin Bey, dikkat ederseniz, araştırdım diyor. Atomi'nin aslında farklı bir iş modeli olduğunu, aslında satış olmadığını anladım. Kendi ihtiyacım olan ürünleri kullanacağız. Sonra çevremi zaten tavsiye ediyorum. Ben de dediğim gibi zaten diş macunu, diş fırçası kullanıyorum mantığıyla. Yani bu şu demek. Demek ki önce anlattığımız arkadaşımız bir, biz belki biraz farklı anlatmış ya da o farklı kavramış, farklı bir önyargısı olmuş. Demek ki onları araştırmaya, gerçekten Atomi'nin vizyonunu, misyonunu, çalışma şeklini iyi açıklamaya, araştırma yönlendirmemiz gerekiyor. Araştırma yönlendirdikten sonra bu işin olabileceğine inanıyorlar. Hem zaman hem de bu araştırma inceleme demek. O nedenle çevremizdeki arkadaşların özellikle Atomi incelemelerini, araştırmalarını, kendilerinin bakmalarını demek öğütlememiz daha uygun diye düşünüyorum. Doğru mu diyorum Avdin Bey? Doğru, doğru Yusuf Bey. Evet. Benim Aslında şu bir an de buyurun. doğrudan pazarlama da aslında en sık görülen olumsuzluk da istikrar sorunu. Ama ben Atomi'de en çok üzerinde durulan konunun ve Hangil Park tarafından da gerçekten üzerinde durulan bir konunun istikrar olduğunu. Evet. Ve buna kanaat getirdim. Aslında çok güzel bir kazanç modeli var. Yani bir para kazanıyorsunuz
kullanmaya başladığınızda düzenli olarak para kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani istikrar var. Bir pasif Bu gelir istikrarı oluşumu da var. gördük. Evet. Bu istikrarı da gördüm ve inşallah ben ömrümün sonuna kadar bu sahada varım diyorum. Evet. Çok teşekkürler abi. Bu arada ikinci sorumu sorayım. Şöyle, şimdi karar verdiniz başlamaya. Sizce bu atomi sizin bir umutlarınız vardır, bir ümidiniz vardır. Gelecekten bir şeyler umut etmişsinizdir. Onları ne kadar karşılayabilecek, gerçekten sizin böyle hayallerinize ulaşmanıza sebep olabilecek bir potansiyeli görüyor musunuz? Kesinlikle görüyorum. Yani bunu yavaş yavaş görmeye de başladım zaten. Yani hem yakın çevremde sizlerde görmek zaten benim için bir ümit oldu. İnşallah yakın zamanda biz de sizin ulaştığınız İnşallah. noktalara ulaşırız diye ümit ediyorum. Hep beraber, hep beraber. Ben Hep şunu beraber. diyorum, devam ettiğimiz sürece, çünkü gerçekten bu sistem böyle bir işbirliği içerisinde gelişmiş oluyor. Göreceğiz arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımız Imperial Master serisine gelecek. Sadece belki zamanları değişebilir. Hatta ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bugün benden üstteki bir arkadaşla görüştüm. Dedim ya, siz az kazanıyorsunuz Atomi'de, benden yukarıda çünkü. Dedim yardımcı olayım ben size. Nasıl yapalım? Ya Yusuf Bey dedi, önemli değil. Yine yardımcı olsam ben Imperial Master olana kadar beklerim sizi. Hiç önemli değil. Çünkü biliyorum, Imperial Master olduktan sonra yardım edersiniz bana diyor yani. Anlatabiliyor muyum? O denli bu kadar ümit var demek. Yukarıdaki arkadaşımız. Hiç ümidini kırmamış. Önemli değil. Zaten Imperial Master olacaksınız. Olduktan sonra zaten demek ki biz alt gruba birileri ekleriz. Onlarla da beraber tekrar geliştiririz grubumuzu diye düşünüyorlar. Çok güzel bir şey. Yani Atomi'nin bizim İnşallah. hayallerimizi gerçekleştirecek potansiyelin olacağına inanmak bence bizi motive eden en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü çoğu kişinin kafasında küçük küçük bir nokta bile olabiliyor. O nokta kişinin ilerlemesini engelleyebiliyor arkadaşlar. Yani hiçbir zaman kafanızda ileride bir şey olur mu, yapamaz mıyım, bir şey mi olur da kalır mıyım, diğerlerine benzer mi, kesinlikle şüpheniz olmasın arkadaşlar. Kesinlikle nokta kadar. Çünkü bir sistemin çalışması için evet ürün, kalite, sistem, vizyon çok önemli. Şirket kurucusu da önemli. Şirket kurucunun vizyonu da önemli. Misyonu da önemli. Hepsini birleştirdiğimiz zaman diyoruz ki evet, bu Atomi bizim hayallerimizin gerçekleşmesine yardımcı olabilir diyoruz. Evet abinin bey, söylemesi bir şey, son bir şeyler varsa dinleyelim, yoksa Çok ikinci açıda geçelim. teşekkür Yine tanımadık ederim. sizi. Buyurun. Çok teşekkür ederim Süper. Rica ederim. Arkadaşlara da iyi akşamlar Katıldınız. diliyorum. Katıldınız. Bilgi verdiniz. Çok teşekkürler abidin bey. İnşallah Rica daha ederim. sonra yine görüşürüz. Yine bekleriz sizi. Arkadaşlar bir İnşallah. not da ileteyim. Telefonu, kamerayı şöyle, telefonu yatıp tutarsanız eğer bu yayınlar YouTube'da yayınlandığı için yatık olduğu zaman kamera YouTube'da daha rahat görünüyor. Ben onu hissettim. Bir geçen seferki videoyu izleyince o nedenle Nimet Hanım, kameranızı ve telefonu yatıp tutarsanız daha iyi. Dik tutarsanız dik olmuyor. Küçük görünüyor ekranda. Ama yatıp tutarsanız o zaman daha geniş ekran görünüyor. Onu Okan Bey uyarmış benim bir ara. Teşekkürler Okan Bey bu arada. O denli. Evet. Kamerayı yatıp tutarsak iyi olur. Çok teşekkürler Abidin Bey. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Sırada Nimet Hanım var. Nimet Hanım Hatay'dan katılıyor. Nimet Hanım, müsait misiniz? Sizi alalım mı? Nimet Hanım, sesimiz geliyor mu? Evet. Nimet Hanım, bakayım. Hem de var mı? Sistemde var, evet. Nimet Hanım, ses verebilirseniz seviniriz. Çünkü hazırım Yusuf Bey, katılacağım toplantıya demişti biraz önce. Ben dedim Abidin Bey'den hemen sonra alırız sizi toplantıya o zaman. Acaba sesini mi açamıyor? Nimet Hanım, ekrana bir dokunuyorsunuz. Mikrofon işareti çıkar. Evet, mikrofonu tıklayınca mikrofon açılır, kamera tıklayınca da kamera açılır. Evet. Ebru Hanım, isterseniz buradaysanız Ebru'nun, evet açıldı mı? Nimet Hanım'a ulaşıp en azından bir yardımcı olursak sevinebiliriz. Bu arada o zaman Ergun Bey müsaitlerse Ergun Bey'i alalım. O zaman Nimet Hanım bir sonraki
Ergun Bey'den soralım. Ergun Bey, müsait misiniz? Müsaitim başkanım. Evet, Ergun Bey, hoş geldiniz. Sizi de görebilir miyim şöyle bir enerjik yüzünüzü? Ne diyor? Telegram'ın görüntülü arama yapabilmesi için kameranıza erişmesi gerekiyor. Kamerasını sadece tıklayın. Ergun kamerayı Bey. Açın diyor. Evet, kamerayı açın kamerayı, sadece. Kamerayı kamera tıkladım. Ayarlar diyor, şimdi değil. Kamerayı tıklayınca paylaş demek gerekiyor Ergun Bey. Paylaş. Burada paylaş çıkmadı ama bir uyarı var. Ayarlar izinlere dokunun ve kamerayı açın diyor. Yusuf Bey. Arkadaş geldi. Yusuf Bey. Tamam. Evet. Nimet Hanım geldi. Nimet Hanım geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sesiniz geliyor mu? Sesiniz geliyor. Görüntünüz de net. Eğer kamerayı yatık, telefonu yatık tutabilirseniz eğer daha şey olur. Daha güzel görülür. Tamam. Evet, bu şekilde. Böyle çünkü YouTube'da da daha güzel görünüyor videolar. Siz kamerayı elinizde mi tutuyorsunuz? Evet. Sanki yorucu olacak gibi geliyor bana. İnşallah zaman yorucu olmadan. Evet. Arkadaşlar, Nimet Hanım Hatay'dan katılıyor. Nimet Hanım'ın çok enteresan bir hikayesi var. Ben geçen dinleyince o zaman dedim Nimet Hanım, dedim Mersiz, bence bir toplantı alalım çünkü çok enteresan bir şey. Dedim ki Nimet Hanım'ın iki kolu var biliyorsunuz, atamide biliyorsunuz. Bir kolu çok iyi, aşağı doğru gitmiş, çok iyi çalışıyor, puanlar geliyor falan. Fakat Nimet Hanım iç koluna sadece bir kişi kaydedildi. Ben de Yusuf Bey'le çok ürün satıyorum dedi. İnsanlar ürün alıyorlar fakat ürün kayıt olmak istemiyorlar. Yani bir sebep var. O zaman dedim ki mesela siz, bu enteresan bir şey. Yani daha Atomi'de çalışıyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Sanırım bir yılı geçti kayıt olma süresi. Fakat hala Atomi yapmaya devam ediyorsunuz. O zaman dedim bunun sebebi ne? Yani para kazanmıyorsunuz, ürünleri kullanıyorsunuz ama Atomi yapmaya devam ediyorsunuz. Bunun sebebi ne? Onu merak ettim. Dedim o sebebi bence bizim toplantıda konuşmamız lazım. Neden Atomi yapıyorsunuz Nimet Hanım? Buyurun. Evet. İlk önce Atomi demek insanda güven uyandırıyor. İlk aldığım ürün diş macunuydu Süfe. Ve o kargoda iade kağıdı vardı. Hangi üründe siz iade kağıdı alıyorsunuz? 15 gün kullanın. Memnun kalmazsak 15 gün içinde iade edebiliyoruz. Kağıdı görünce şaşırdım. Ama kullandım yani. Kullandım. O kadar güzel ki iade edemedim zaten ürünü. Güven. İlk başta evet. Atomi güven verdi bana. Atomi'ye çünkü kullanıyorsun ürünü 15 gün boyunca herkese geliyordur muhtemelen o kağıt. Herkes de geliyordur. İade kağıdı geliyor 15 gün içerisinde. Ürünü beğenmezsen direkt iade edebiliyorsun. Bu çok dikkatimi çekti benim. İkincisi özgürlük. Evdeyim ben şu anda. Evdeyim. İşimi evimden yapıyorum. Değil mi? Ben şu an toplantıya gideceğim diye elim ayağım dolaşmadı. Özgürüm. Evimdeyim. Kısıtlama yok. Kimse bana git bu ürünü al demiyor. Atomi bana gel şunu al demiyor. Bu firma kullan, memnun kal. Bu şekilde. İkincisi kalite. Kalite, süper bir kalitesi var ürünlerin. Hepsinin ayrı ayrı kalitesi var. Yani kullandıkça bırakamıyorum artık ürünleri. Hepsi. Şimdi çok güven güzel. Var, özgürlük evet. Var, kalite var. Yani ne yapabilirsin ki sen? Nereye gideceksin? Şeye mi gireceksin? Trendyol'a mı gireceksin? Trendyol'dan aldığın bir ürünün sana kağıdı geliyor mu? 15 gün kullan, beğenmezsen geri iade ederiz diye bir şey var mı? Ben hiçbir yerde bunu görmedim. Göremedim. O yüzden Atomi diyorum. Ben şunu anlıyorum. Nimet Hanım, siz Atomi ürünleri kullandınız. Önce güvendiniz, inandınız bu ürünlerin kaliteli olduğuna. Bunları zaten kullanıyorum diyorsunuz. Zaten kullanıyorsam demek ki o zaman bu işi yapmam zaten kullanıp tavsiye etmeme bağlı. Ben bundan daha iyi ürünü, bundan daha iyi firma bulamadım. Ürünler kaliteli, fiyatla uygun zaten alıyorum. Artık iş yapıp para kazanmak benim ikinci versiyonum. Yani ikinci bir fırsat kısmı. Aynen. Aslında ben zaten kullanmışım. Evet, ikinci fırsat. Eğer o kazanırsam da onun bonusu olacak. Daha doğrusu
bonus olarak para kazanmış olacağım gibi. Çünkü benim için ekstra bir masrafım yok. Zaten ürünü zaten kullanıyorum. Zaten memnun. Zaten ben bu ürünü kullanmak istiyorum diyorsunuz. Şirket de bana bonus olarak demiş ki zaten kullandığınız zaten tanık çevrene konuş, anlat. Onlar da ürün alıp tanıtırlarsa para kazanma başlarsınız. Siz de zaten şunu gördünüz diye düşünüyorum. Zaten bir kolunuz ilerlemiş, diğer kolunuzda yavaş yavaş kayıtlar başlamışsınız. Ama o kolun canlanması için sadece belki oraya bir kişi yetecek. Bir kişi bu benim işim diyen, artık bu işi kavradım, anladım, vizyonu gördüm diyen bir kişi olabilir. O bir kişi bulma inancıyla devam ediyorsunuz. Onu anladım ben. Evet, çok güzel. O kişi ki çıkacak da. Bulmasam bile şöyle bir şey, bu tamamen bir özgürlüktür. Şimdi hangi insan kendi şirketiyle şu an online görüşüyor veya Evet. hangi şirkete katılan kişinin cebinde telefonda ofisi var? Ben ofisimi cebine taşıyorum mesela şu an. O zaman şöyle mi anlıyorum? Şu anda siz kendinizi 2 milyar dolarlık şirketin ortağı olarak hissediyorsunuz. Ve diyorsunuz ben Ay, şu anda şirketimin grup arkadaşlarıyla ben görüşmek kazanmasam bile istiyorum. bunu bile düşünmek bile bana yetiyor, inanın bana. Şu Evet, an çok beş güzel. kuruş bile kazanmasam bu düşünce bile bana yetiyor. Hani kim telefonunu açıyor, ofisine geçiyor, mağazasına geçiyor, kendi alışverişini yapıyor, çıkıyor. Bu bile lüks. Yani Atomi'yi bence herkese biraz alıştırmak lazım. Çok güzel. İnşallah daha çok kaydettiğiniz kişiler olacak. Onlar da yavaş yavaş başlayacaklar, inanacaklar. Yani Atomi'de kazanacağınıza inanıyorsunuz. Onu hissediyorum ben. Doğru mu? Diyorsunuz. İleride ben de bu 2 milyar dolar şirketin ortağı olacağım, kazanmaya başlayacağım ve devam edeceğim diyorsunuz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Mehmet Hanım? Yoksa Ergun Bey'e Var. geçeceğim. Buyurun. Var. Son bir şey daha ekleyeceğim. Ben de başta inanmamıştım. Şöyle bir, bu ne? Atomi mi? Farmasi mi? Avon mu? Öyle düşünmüştüm ben ilk başta. İlk girdiğim zaman sayenizde girdim, liderim. Ama şu an düşüncem öyle bir değişti ki gerçekten herkese satmaya çalışıyorum. Öyle bir şey değil. Sen ruj satıyorsun, rimel satıyorsun. Sana bunun geri parası gelmeyecek. Ama ben diş macunu satıyorum. Ben diş macunu satacağım. Param geri gelecek. Ve ben kullanacağım. Yani bu mantıkla hareket ediyorum. Çok güzel bir şey. Ve şöyle bir şey var. Hangi farkın söylediği bir şey var. Sahtekar mısınız diyor siz. Sakın. Önce siz kullanın. Sonra tavsiye edin. Siz Evet, kullanmadığınız bir şeyi kullanmadım. Evet. başkasına nasıl tavsiye edebilirsiniz? Siz sahtekar mısınız diye bir lafı var ve onu ben hep yapıyorum. Önce kendim kullanıyorum. Kendim beğeniyorum. Mesela az bir şey kaldı kullanmadığım. Hemen hepsini kullandım. Ama kullandığım hiçbir ürünü geri iade edemedim. Ve çevreme tavsiye ediyorum. Çünkü herkes memnun kalıyor yani. Çok güzel. Çok teşekkürler Nihat Hanım. Aynen. Ben şunu hissediyorum. Demek ki bir de şunu söylememiz lazım. Atabilir kendimize her zaman ben bu işi daha iyi nasıl yaparım diye soru sormamız Aynen. gerekiyor. Çünkü çevremizde her insan farklı farklı ön yargı olabilir. Yani Abidin Bey örneğindeki gibi bir yıl bırakıp kaydı silinip tekrar başlayıp evet ben bu işi anladım diyebilir. Demek ki ben daha iyi nasıl anlatırım? Ne söylersem çevrem daha iyi beni anlar. Onları araştırmaya sevk edebilirim. Atomi'yi daha iyi Söylersem anlamalarını çok sağlayabilirim. Evet. beni Allah kendin kullandın. Kendin kullandığın Evet. zaman sendeki değişikliği fark ediyorlar. Ne kullanıyorsun? Ne Aynen kullanıyorsun? öyle. Yüzünü Evet. niye böyle Evet. Önce kendimiz aynen. kullanmamız gerekiyor demek ki. Arkadaşlar bugün bile ben İzmir'deyim biliyorsunuz. Ben de sabah kalktım. Cilt bakımımı yaptım. Yeğenlerim vardı. Dün yapmıştık. Onlar bugün de dayı hadi biz de yapalım cilt bakımız deyip artık ürünleri daha çok beğendiler. Özellikle arkadaşlar evening care set. Herkes kullanması lazım. Evening care set kesinlikle. Foam cleanser, deep cleanser, peeling'i, maskeyi dördünü haftada bir sefer en azından deep cleanser'ı, foam cleanser'ı her gün arkadaşlar. Kesinlikle kullanın. Gerçekten cildiniz değişmeye başlıyor. Ondan sonra da 35 yaş üstü olanlar absolut
altı alanlarda femset kesinlikle kullanmak lazım. Çevrenizde fark ediliyorsunuz. Kullandığınızda gösterin. Hele hele bir de kullandırın. İyinin keyfini kullansınlar. Üstüne bir bakım kremi sürsünler. Görün, hemen hayran kalıyorlar. Ya ben de bunu alayım demeye başlıyorlar. Demek bizim özellikle cilt bakım ürünleri kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Doğru mu söylüyorum Nimet Hanım? Evet. Çünkü Evet, çevremizde aynı hemen şekilde. etki yapıyor. Ürünleri çok daha rahat hissetmiş oluyorlar. Gıda takviyeleri güzel fakat onları uzun süre kullanmak lazım. İçte olduğu için çok göremiyorlar. Fakat evening care seti arkadaşlar, İlk kullanışta Çok güzel. hemen cilt değişiyor. Fark ediyor kişiler. Ya güzelmiş, Arkadaşlar. ben de alayım demeye başlıyor. Evet. Kesinlikle evening care set üstünde besleyici kremle işimizi kurabiliriz arkadaşlar. İşimizin Harika. sermayesi, hem Hepsi çok güzel. kendimiz Çok. gençleşmiş olacağız, kendimiz daha güzel olacağız. Bununla beraber çevremize bunu göstererek kazanmış da olacağız. Çok teşekkürler Nimet Hanım katıldığınız için. Rica ederim. İnşallah Ve ilk bildirim. olanıza büyüyecek. İnşallah. Çok sevindim. Çok sağ olun. Çok teşekkür İyi ederim. Çok sağ olun. Çok yayınlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Ergun Bey, müsait misiniz? Başkanım. Evet Ergun Bey, sesinizi duyuyorum. Bir de görüntüsü alayım. Görün, Evet, görün, evet, görüntüsü de evet. geldi. Evet, görüntünüzü aldım. Şöyle yatay mı Şöyle. tutacağız abi? Evet, aynen öyle. Yatayda mükemmel oluyor. Çünkü bu şu görüntüler çok daha güzel. Hmm. Evet arkadaşlar, Ergun Bey'le ben kısaca bahsedeyim. Şöyle. Ergun Bey benim hemşerim aynı zamanda. Ben Türkiye'nin her yerlisiyim, öyle söyleyeyim. Çünkü bazen diyorlar ben Manis diyorum, Manisalıyım. Aynı zamanda işte İzmirliyim, Gümüşhaneliyim gibi söylüyorum. Çünkü neden? Benim nüfus kaydım Manisa'da. Oysa doğum başka ilde. Bu doğum da Muş'ta doğmuşum. Ama aslen Gümüşhaneliyim diyorum. Çünkü Ha, ailem orada. maşallah. O denli de Ergun abi benim hemşerim diyorum. Fakat Ergun abi de yine aynı şekilde yine bir zamanlar başladı, sonra durağanlaştı, böyle ara verdi gibi oldu. Ama sonradan yine bir şeyler çaktı. Hani demek ki bu iş yapmam gerekiyor dedi. Sonra Ergun abi de başladı. Ya bu iş olacak dedi. Yani bu işe ilgilenmem gerekiyor dedi. Başladı. Şimdi Ergun abi merak ederim. Ergun abi siz neden durağandınız bir dönem? Sonra da ne oldu da atomu yapayım? Evet, bu işe ağırlık vermem gerekiyor dediniz. Buyurun. Ergun abi aynı zamanda kendisi tanıtın birazcık. Ondan sonra devam edelim. Buyurun. Estağfurullah. İsmim Ergun Yalçınkaya. Manisa Alaşehirliyim. Herkese iyi akşamlar bu arada. Bütün katılımcı arkadaşlara. Başkanım ben daha öncesinde öğretmenlik yaptım. Şu anda emekli sayılırım. Matbaa sektöründe çalışıyorum. Matbaada işte pazarlama ve dağıtıma gidiyorum işte. Müşterilerin ürünlerini teslimata gidiyorum o şekilde veya malzeme almaya gidiyorum. Bazen de içeride çalışıyorum yoğunluktan dolayı. Evet. Hedefim de inşallah yakın zamanda matbaacılık sektöründen kurtulmak, özgürlüğüme kavuşmak. Belki bir 3-5 senedir orada bir emeğimiz var. Mücadele ettik ama hedefim Atomi ile gerçek emekliliğe ulaşmak. Bizim Peder Bey, Allah rahmet eylesin, o rahmetli Özal zamanında çıkarılan bir kanunla bu süper emeklilik şeyi vardı, uygulaması vardı böyle çok kısa süreliğine. O zaman o süper emekli olmuştu. Ben de merak ediyordum. Ben de o ifadeyle Atomi'den emekli olunca insan pasif gelir almaya başlayınca süper emekli olacağını fazlasıyla inanıyorum Allah'ın izniyle. Olay bu. Yani şu anda çalışma sektörü hayatımız devam ediyor. Hedefimiz inşallah önümüzdeki sene 2024'ün maksimum Mayıs gibi, Haziran gibi çalışma hayatını orada bitireceğiz. Ama Atomi ile çalışarak emekli olmadan devam edeceğiz yolumuzu inşallah. Şimdi Çalışarak, Ergun abi gezerek döneceğiz. ben Buyurun. bu hani bu atom yapmam gerekiyor dediğiniz anı merak ediyorum. Yani bir karar veriyor ya insan bir şey olunca o kararı Evet. merak ediyorum. Ne değiştirdi sizin fikirlerinizi? Ben bu atomaya yoğunlaşayım kardeşim dedi. Bu işte ya bu işte gelecek var. Bu işte emekli olurum dedirten şey neydi? Benim hikayem şu, yani öncelikle tabii doğrudan satış sektöründe
değişik firmalarda bulunduk. Bulunduğumuz arkadaşların da sağ olsun ekibimde olan, daha önce de başka firmalarda birlikte çalıştığımız veya yani benim ekibimde olduğum veya onların benim ekibimde olduğu işler oldu. Bu doğrudan satışta ürün network'ü dediğimiz bu firmaların genelde işte yerli ve yabancı firmaların yaşattığı sıkıntılar vardı. Yabancı firmalarda ürünlerin pahalı olması, kaliteli de olsa artı işte aktifliklerin yüksek olması biraz böyle zorluyordu bizi. Ergun Yerli abi sesiniz firmalarda bana da az sıkıntı. geliyor. Ergun abi Öyle sesiniz mi? bana az geliyor. Acaba arkadaşlar size de geliyorsa ya da sesim biraz sesli mi konuşsak? Buyurun. Hoparlörden olabilir belki, değil mi? Kulaklıkla konuşuyorum, ondan olabilir. Daha Yok iyi şu mi an şimdi? değil. Şimdi güzel Tamam, o abi. Şimdi zaman güzel. Buyurun. yaklaştırmış olayım. Tamam. Onların yaşattıkları sıkıntılar, yerli firmaların da kalite noktasında ve verilen sözler noktasında, ürünlerin devamlılığı noktasında, kazanç planıyla oynama noktasında sıkıntılar yaşatmaları, tabii ki birçok arkadaşın moral bozukluğuna, ekiplerinin dağılmasına, kurduğu işin yıkılmasına sebep oluyor. En son yaşadığımız olay buydu. Artık ondan sonra böyle bir ara vermiştik. Kripto sektörüyle biraz daha böyle hemdem oluyorduk. Onu öğrenmeye çalışıyorduk. Tabii bu iş gelince, Atomi gelince, işin açıkçası bir arkadaşın bilgilerimi isteyip de hani böyle demesi, ben dedim ki yani yapmayacağım zaten, sıkıntı yok, istiyorsan al kaydet dedim, ama o orada tabii kaydetti, ilgilenmedik, o da bizle ilgilenmedi, neticede bir şey demedi, ama sağ olsun Yusuf Kayan Başkanım sizler gibi ilgi gösterdi. Orada böyle bir işte hale gittiğimizde matbaa sektöründen dolayı dedi ki abi durum böyle böyle. Yani bu çok farklı, önceki firmalar gibi değil. Güzel bir firma. Burada yani işin detaylarını konuşalım seninle. İncele, bak. Dedim ki yani sıkıntı yok o zaman. Yani işin Atomi'nin beni hani buraya sisteme dahil olmamı sağlayacak şey, yılda bir sefer ürün alıp yerimi alabiliyor olmam. Çalışmasam bile herhangi bir sıkıntı yok. Yani durmadan aylık aktiflik meselesi dediğimiz bir sıkıntı yaşatmıyor bize. Bu dedim güzel bir rahatlık. Yani bu hakikaten bizim istediğimiz bir şeydi. Bir avantaj dedim, o zaman sıkıntı yok. Yerimizi alırız biz burada. Bakarız, inceleriz, takip ederiz. Sağ olun sizler, Okan Başkanım, bu konuda işin başında hakikaten verdiğiniz emek yadsınmaz yani. Gerçekten güzel çalışmalar yapıldı. Bu örnek hayat hikayeleri, anlatımları, artı işte ne bileyim yani hayat senaryosu çalışmaları yapıldı, sunumlar yapıldı. Oradaki o sunumlar, anlatımlar, kazanç planı anlatımları, bütün bunlar tabii ki bizi şirkete karşı güven duymayı sağladı. Ben şirkete güven duydukça yapma adına içimde istek var, fakat bir türlü gayrete geçemiyorum. İşte o sorduğunuz sorunun cevabını şurada yaşadım. Aylık toplantılardan bir tanesi işte Dedeman Oteli'nde oluyordu. Yani geldim, inceledim, baktım yani toplantıya katıldım. Sahneye çıkan birileri var. Orada işte ne bileyim yani kariyer almışlar. Sales Master olmuşlar, Diamond olmuşlar. Ki daha kariyerlerin de sayısı az o aylarda. Bayanlardan, gençlerden, yabancılardan birileri çıkıyor sahneye. Sonuçta dedim ki yani evet bir şeyler oluyor, kariyerler var. Ufak ufak Atomi demek ki tutunuyor. Bir ay önceki toplantıdan sonra ertesi ay toplantı geldiğinde, belki de 2 ay sonraydı, yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir ay karşıda, bir ay bu tarafta olduğu için ben gene Bostancı Otel'de denk geldiğinde Dedeman'da baktım ki sahneye çıkan insan sayısı artmış. Yabancılar gelmiş, kısa sürede kariyer yapmışlar. Aynen kendime dediğim şey şu oldu. Yani Ergun dedim, yani affedersin yani farklı bir ifade kullandım orada. Dedim yani bu işi yapacaksan adam gibi yap. Yani sen görüyorsun işte millet sahneye çıkıyor. Bu insanlar oraya bedavadan çıkmıyor, para verip çıkmıyorlar. Neticede birilerini ekibine dahil ediyor, ürün alıyor insanlar, ticaret dönüyor, kariyer yapıyorlar. Ve kariyer yaptığı için de sahnede yer alıyor. Ve kariyerlerin sayısı da durmadan artıyor. Dedim yani etrafındaki insanları, arkadaşlarını, eşini, dostunu, başkalarına yazıldıktan sonra mı sen yapmaya başlayacaksın işi, yani Evet, karar vereceksin? Ha, yani karar vereceksin, işi yapayım diyeceksin.
dedim kendi kendime, yapıyorsan yap dedim. Yani işin içinde yapıyormuş gibi oyalanma, eğlenme yani. Adam gibi yapacaksan yap dedim. Şirkete inanıyorsun, güveniyorsun. Tamam, ekip de iyi. Bundan yana bir sıkıntı yok. Burada böyle güzel bir ekip var. Liderlerimiz var sağ olsun. Destek oluyor, katkıda bulunuyorlar. Dürüst insanlar. Bu konuda ben kendi kendime kızıyorum. Yani kendi hareketsizliğime, gayretsizliğime kızdım. Ve dedim ki yapmamız gerekiyor. Orada işte sağ olsun Yüksel Başkan'la beraber o kararı verdik öyle. Yüksel Bey'le birlikte dedik ki abi yapıyoruz artık. Yani bu işi adam gibi yapalım dedik. Tam da tabii biz işle biraz ilgilenmediğimiz için, uzak kaldığımız için ekipten birilerinin kaydı bile siliniyor. Ben sayfaya girmediğim için demek ki görmemişiz orada. Yani insanların kaydı silinecek. Telefon işareti çıkmış. Onu bile görmemişiz. Yüksel abinin bile kaydı silindi, düştü. Ondan sonra tekrar kaydoldu. Yeniden kaydoldu. Ve o şekilde başladık. Kararımızı verdik. Dedik koşacağız abi. Birlikte başladık mücadele etmeye. Hamdolsun o gündür bugündür işte kış mevsiminin başıydı. Şimdi yaz oldu. 5-6 aydır devam ediyoruz abi koşturmaya. Güzel bir ekip oluşuyor hamdolsun. Şimdi Ergun abi ben şunu anlıyorum. Siz de baştan başlamışsınız fakat yine bir süreç, bir gelişim süreci olmuş. Yani tam böyle net ben bu işi yapayım, evet buna ağırlık vereyim, ilgileneyim, bunda gelecek var düşüncesi hemen oluşmamış. Bir süreç evet. Demek ki arkadaşlar. Demek ki süreç süreç de şu anladığım kadarıyla toplantıya katılmak, hangi parti dinlemek, işte bu süreç ürünleri kullanmak şirkete güveni arttırıyor. Bununla beraber hani bu işin olacağına birileri bu işi yapmaya başlamış. Geçen ay bu kadar Sales Master vardı. Şimdi bu kadar kişi Sales Master, daha çok Sales Master olmuş. Demek ki ben hiç yapmasam bile birileri Atomi yapıyor. Ben hiç bir şey yapmasam bile Atomi yine büyümeye devam ediyor. Yani benim yapıp yapmamam Atomi etkilemiyor. Beni etkiliyor sadece diye düşünmüş anlıyorum ben. Yani bu şekilde evet Atomi'ye güvendim güzel ama ben bu iş yapabilir miyim? Olur mu olmaz mı? Evet ben yaparsam bana faydası var. Yapmazsam birileri yapıyor zaten. Kazanmaya devam ediyor. Sales Master olmuş. Ya da işte kazanmaya başlamış. Demek ki süreci göstermemiz gerekiyor arkadaşlara. Yani kişi ben katıldıysa bile başlamaması yine normal. Demek ki güven, hani baştan söylemiştim ya, inanamıyor bu işin olabileceğine. İnansa hemen başlayacak. Yapabileceği inansa, şirkete güvense inansa olacak. Sadece o küçük nüanslardan dolayı, belki bir ön yargılardan dolayı, Ergun'un dediği gibi başka şirketlerde şöyle oldu, başımıza geldi, bunda da gelebilir düşüncesiyle. Fakat güzel bir söz söyledi. Zaten bunda yaptığım şey ne ki? Yılda ihtiyacım olan bir ürünü yılda bir sefer almam bile yeterliymiş burada. Çok da fazla böyle benim bir masraf yapmama gerek yok. Sadece konuşmam gerekiyor. Sistemin özü bu. Bunu kavradığı zaman demek ki önce Ergun Bey, evet ben bu işi yapayım demiş. Bu bizim diğer arkadaşlara da böyle olacak demek ki. Yani çevremizde Atomi'ye katılmış, kayıt olmuş fakat hala daha böyle harekete geçmemiş, tam bir olayı yaşamamış arkadaşlarımızdaki eksik olan taraf belki bizim onları daha çok hangi park dinletmemiz, şirket hakkında bilgi vermemiz, daha çok toplantıya katılmasına vesile olmamız gerekiyor ki süreci yaşasınlar, gelişimi görsünler. Yani arkadaş bir zaman bir yıl önce şu kadardı Türkiye'deki belki Sales Master sayısı, şimdi bu kadar oldu. Şimdi bu kadar kullanıcı vardı, şimdi bu kadar kullanır. Bu gelişimi görsünler ki demek ki olayın kendilerinin haricinde büyüdüğünü hissetsinler. O zaman o zaman bunu ben de yapabilirim, yapmasam geri kalacağım gibi düşünce oluyor galiba Ergun Bey. O nedenle süreç çok önemli gibi. Doğru mu söylüyorum? Buyurun. Aynen katılıyorum. Başkanım hani arkadaşların bildiği şeyler bunlar ama tekrarı belki bazen hatırlatmamız iyi oluyor. Kendi adımıza da vurgu yapmamız. Burada bazı şeyleri görüp kendi kafamıza vurmamız gerekiyor, uyandırmamız gerekiyor. Maalesef uykuya devam ediyoruz. Yani bazen böyle gözümüzü kapatıp uyuyoruz bildiğimiz şeyler olduğu halde. Şu anda aslında Atomi'yi bildiğimiz halde, güvendiğimiz halde halen ben kendi kendime kızıyorum. Yani şu an itibariyle kendime gerçekten kızıyorum. Neden? Gerekli gayreti göstermiyoruz. Yani ben daha önceki firmamda hani network esas öğrendiğim firma bir Malezya firmasıydı burada Gano Excel. Biz orada eğitimlere katıldık. Yani gidiyorduk, vakit ayırıyorduk. Yani bir öğrenci olarak defter tutuyorduk, not tutuyorduk. Yani ben akşamları gidip toplantılara katılıyordum. Saat kaçlara kadar yani eve öyle dönüyorduk. Ya burada evimizden toplantıya katılmakta bazen tembellik ediyoruz. Kendi adıma ve ekibimdeki arkadaşlarım adına
bir yerde bu hani elimizde teknolojik imkan var. Ne bileyim Bey, eğitim imkanı var. Erdoğan Bey, mikrofonu biraz aşağıdan tutarsak kameraya yüzümüz görünmüş olur. Çok daha yoğun. Tamam. Biraz aşağıda, evet, doğru. Tamam, buyurun. Tamam. Yani imkanlar arttıkça insanlar hani tembelleşiyor ya. Bu tembelleşme hadisesini hep beraber yaşıyoruz. Bakın toplantılar online. Ya online toplantıya girmekten kendimizi affedersin yani motive edemiyoruz yani. Halbuki eskiden insanlar otel otel giderdi, yol giderdi, zahmet çekerdi, masraf ederdi. Ya evde çayını al, kahveni al kardeşim, gir toplantıya, sunumu dinle bir saat. Yani bu zahmet bile değil ama bunu yapamıyoruz ve yaptıramıyoruz arkadaşlarımıza. Bu konuda kazanmak, gayret etmek istiyorsa arkadaşlarımız mücadele verecek. Kendisiyle konfor alanından çıkma konusunda ne bileyim yani işini büyütme adına, evden çıkma adına. Ben evden çıkmadığım zaman işimi büyütemiyorum. Evden çıkmam gerekiyor, sokağa çıkmam gerekiyor. Toplantıya katılmadığım zaman zannediyorum ki hiç kimse ilgilenmiyor bu işle. Yani hakikaten bu psikoloji böyledir. Hani siz bir gün geri kalırsanız bir hafta ilgilenmemiş gibi olursunuz diyor ya. Bir hafta ilgilenmezsen bir ay ilgilenmemiş gibi oluyorsun işinle. Yani biz de atomi ile ilgilenmediğimiz zaman, ilgisiz kaldığımız zamanlar, boş geçen zamanlar bizi sürekli kazançtan uzaklaştırıyor, işimizden uzaklaştırıyor, motivasyonumuzu zayıflatıyor. Bu çok önemli bir şey yani bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Ben kendimi evden dışarı attığım an yani arkadaşlarımla veya dışarıda birisiyle bir bayimizle, tüketicimizle temas kurduğum zaman daha canlanıyorum. Yoksa evde olduğu zaman kendi kendine kapanıyorsun, başka şeylerle, boş işlerle uğraşıyorsun veya kendini gelişime adasan bile, bir şeyler dinlesen bile bunu günün tamamını yapmamak lazım. Belli bir kısmını belki bu konuda ayırıp ondan sonrasını insanlarla diyalog kurmaya, temasa, ilişkiye, konuşmaya ayırmak lazım ki bu çok verimli oluyor. Ki bugün bunun örneğini yaşadık. Sağ olsun Bülent evet. Hocam. Bize burada bir arkadaşına yönlendirdi, dost arkadaşına. Tamam dedim abi ben giderim, görüşürüm. O gelmedi, ben gittim ziyaret ettim, selam söylemiş. Onun selamıyla gittik. Yani adama bir diş macununun sonucundan bahsetmiş ve sonuç yani terzi çok yoğun bir şekilde çalıştığı halde beni dinleyecek vakti yok yani. 5 dakika bile ayıracak vakti yok ama biz oturduk, kahvemizi ikram ettik, C vitamini ikram ettik, probiyotik ikram ettik. Sonunda bir ağız bakım seti verdim. Tartarı varmış. Satın aldı alış fiyatından. Dedi ben fiyatını vereyim abi bunları. Olur dedim. Geliş fiyatından verin o zaman. Verdi. Ben dedi sisteme gireyim. Tamam. Kızım dedi bu işi daha güzel yapar. Benden daha iyi yapar. O anaokul öğretmeni. Şöyle olur böyle olur. Tamam dedi. Ben sisteme girmesi adına kızına da sunum yapacağız. Ondan sonra işi halledeceğiz. Ki orada dükkanında oturduk. Bir, belki 40 dakika 45 dakika kahvemizi içtik. Kendi kahvemizi ikram ettik onlara üçü bir arada yerine. Arkasından da yani oraya gelen bir iki müşteriye de temas ettim ben. O müşterileri ben dışarıda bulsam ne onlar beni dinler ne ben onları tanışabilirim. Ama o insanlar iki tane bayanla bir vesileyle muhabbet kurup tanışmış olduk. Onlar orada konuşurlarken boşlukta denk geliyor. Yani bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hareket etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz için. Kısa bir şey söyleyeyim. Dediniz ya benim kızım iyi yapar dedi oradaki terzi arkadaş. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Bir kişi benim kızım yapar, benim oğlum yapar, Ayşe iyi yapar, işte ben şu kişi iyi yapar diyorsa o kişi de yapmıyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bunun şöyle psikolojisi var diye düşünüyorum. Diyelim ki siz bir yemeğe gittiniz bir yere. Yanınızdaki arkadaş da diyor ki ya da anneniz ya da babanız fark etmez. Oğlum ben bu yemeği yemiyorum. Sen yersin. Ya da arkadaşım ben bu yemeği yemiyorum ama sen yersin. Yani ben yemiyorum ama sen yersin kelimesi karşı tarafta zaten psikolojik olarak aşağı çekiyor. Sen yemiyorsan kardeşim ben niye yapayım bu işi? Baba sen yapmıyorsan ben niye yapayım? Ahmet sen yapmıyorsan ben niye yapayım düşüncesi oluyor. Onlara bence yok. Bu örneği vermek lazım. Baba yapmayacak değil ama baba girecek sisteme hocam. Baba girecek sisteme. Zaman, sıkıntı yok. Şöyle kurmak lazım sürekli olarak. Oğlum evet. Bunu ben çok güzel bir şey bunu ben yapıyorum ama bunu sen de yap. Beraber yapalım. Şu beraber aynen. Yapalım kelimesi bence mükemmel bir cümle. Arkadaşlar hı-hı. Bu cümle çok önemli. Karşı taraf kendisini yalnız hissetmemesi açısından. Yani evet. Bir kişiye bu iş atomi
yani iki kişi bul, dört kişi bul diyoruz ya, buldan ziyade beraber bulacağız, beraber bulalım dememiz gerekiyor. Çünkü karşı Evet. taraf kendini yalnız hissediyor. Hı, Çünkü aynen. karşı taraf ya bunu ben nasıl anlatırım, nasıl sunarım gibi zor olduğunu hissediyor. O nedenle evet iki kişi bulacağız, bulacağız, dört kişi bulacağız, beraber yapacağız. Sadece senin çevrene danışmanlık hizmeti vereceğiz gibi cümleler kullanmamız gerekiyor. Yani kritik cümle bunu beraber yapacağız demek diye düşünüyorum. Anne Evet. baba ya da çocuklar ya da arkadaşlar için bile bunu beraber yapacağız, beraber yapalım demek çok önemli. Çünkü karşı taraf yalnız hissetmemesi gerekiyor. Bir kişiye bul demek, ya bunu ben nasıl yapayım diye ben zorlanıyor. O nedenle beraber kelimesini kullanalım diye öneriyorum arkadaşlar. Çünkü ben Evet, bu doğru. cümleyi başka Imperial Master'lardan da başka arkadaşlardan duydum. Diyor ki ben bu işe başlamamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi benim sponsorum geldi bana dedi ki bunu beraber yapacağız. Biz beraber başaracağız. Beraber yapacağız bu işi. Cümlesi beni çok etkiledi diyor. Ondan sonra başlamışlar işe. O nedenle beraber kelimesini kullanalım bence atom işi yaparken arkadaşımız olsun, çevremiz olsun. Bu işi beraber yapacağız. Beraber konuşacağız. Ben sana destek olacağım demek lazım. Ergun abi benim şöyle bir sorum var. Valla. Buyurun hocam. Şimdi herkesin bir hayali var diyoruz. İkinci sorumuz bu. Bu hayallerinizin gerçekleştireceğine, Atomi'ye güveniniz ne kadar? Atomi ile evet ben bu işi yaparsam benim hayallerim gerçek olur. Kavuşurum inancı ne kadar sizin? Nasıl inanç var şu an? Başkanım, bu konuda inanç noktasında herhangi bir şüphem yok. Zerre kadar bir şüphem yok. Yani Atomi ile bu işin olacağını, başaracağımızı, trenden inmediğimiz sürece sonuna kadar gideceğimizi kesinlikle inanıyorum. Bundan yana sıkıntımız yok. Bunu başarma hızımız değişebilir. Süresi yılı değişebilir. İşte gayretimize bağlı bir şekilde, ekiplerimizin motivasyonuna bağlı bir şekilde hızımız değişebilir. Ben burada Atomi ile daha önceki firmalardaki hani yaşadığımız sıkıntıların da yaşanmayacağına inanıyorum. Gerçekten burası planını yapmış ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yani Atomi'nin hakikaten bayilerine tanıyorlarsa, yani tanıtabildilerse, sağ olsun Okan Başkanımın bu konuda emeği çok, hakkı çok. Yani en çok ondan öğrenmiş olduk. Yani bu bilgileri, şirket hakkındaki bilgileri, profil kitabını okuttu bize. Artı sunumlarda anlattı. Yani ben hangi park başkanı tanıdıkça onun projelerini, yaşantısını, fikirlerini, uygulamalarını gördükçe kesinlikle şirkete karşı sonsuz derecede bir güvenim var. Yönetim olarak, ekip olarak güven veren bir işleyişi var, yapısı var. Zaten şirketin de gelip benim ülkemde herhangi bir kişiye, size, bana, birilerine bir bayilik vermemesi, ülke temsilciliği vermemesi çok büyük bir avantaj. Biz bunu daha önce başka firmalarda yaşadık çünkü. Başka bir firma, bir ülkenin firması geliyor Türkiye'de. Bir Türk lidere veriyor buranın bayiliğini. O da burada kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor. Oynuyor, sistemle oynuyor, kişilerle oynuyor. Milletin emeğini çalıyor, vaktini, zamanını çalıyor, moralini bozuyor. Atomi'nin en büyük avantajlarından birisi bu. Yani arkadaşlar hani bu konuda eski tecrübesi vardır yoktur bilemem ama yani kesinlikle bir şirket kendisi gelip burada şubesini açması ve her girdiği ülkede 1 milyon dolarlık bir şirket kurarak bu işe başlaması, böyle 50 bin liralık, 100 bin liralık limited şirket kurup da hani milletin hakları havada kalacak şekilde değil. Yani Atomi'nin başına herhangi bir şey gelme riskine karşılık bile 1 milyon dolarlık bir şirketin olması çok büyük bir güvendir yani her zaman için bir güçtür yani. Evet ve her şeyi kanunun harfiyen yapıyor olması, dürüst doğru olması, şeffaf Evet, tamam. olması. Yüzümüzü yarım görüyoruz. Bilginiz olsun. Kamerada tam göremiyoruz şimdi. Tamam. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Şirkete gerçekten ciddi anlamda hiçbir tereddüdüm olmadan güveniyorum. Başkanına güveniyorum kesinlikle. Ekibine güveniyorum kesinlikle. Çalışma prensiplerine, disiplinlerine güveniyorum. Verdiği sözler doğru. Yani altı dolu. Bizi dostlarımıza karşı, arkadaşlarımıza karşı mahcup etmiyor ürün kalitesiyle,
fiyat politikasıyla, kazanç planıyla oynamamasıyla, bütün bunlar hepsi güven üzerine dayalı ve hakikaten önceki arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi güven duyuyoruz. Her şeyle güven duyuyoruz. Yani ödemeyi zamanında yapması, verdiği sözü tutması, ilkeli prensipli çalışması harika bir şey. Yani evet. Network arkadaşlar, piyasada başka firmadaki çalışan arkadaşlar Atomi'yi gerçekten tanımıyorlar. Veya Atomi'nin içinde olup da harekete geçmeyen insanlar kesinlikle Atomi'yi tanımıyorlar. Yani Atomi'yi tanıdıklarını zannediyorlar. Duymuşlar sadece. Burada çok duymuşlar. Burada çok bilseler, bilseler böyle davranmazlar. Aynen öyle. Arkadaşlar, Ergun abi güzel bir noktaya değindi. Çevremizdeki herkese Atomi anlatmamız lazım. Ama bununla beraber bu sektörden arkadaşlara da herkese söylememiz lazım. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Geçenlerde bir yine bu sektörde olmuş, hatta grubum benim 3000 kişilik grubum var diyelim, bir arkadaşla bir arkadaş tanıştırdı. Orada sadece dedim ki şu ağız bakım setiyle yılda bir sefer 4 tane alsanız ve bunu alıp tavsiye edip 4 kişi bulsanız, onlara bunu öğretseniz 6 ay sonra 4096 kişi olur ve bundan 50.000 TL kazanırsınız 6 ay sonra deyince, ya ben bu işi yapayım dedi kendisi. Çocuğu ekleyeyim bari, yapmaya başlayayım bir şekilde. Yılda bir sefer yapmakla bile olabiliyor. Tabii atmaya başlayan kişi ne kadar çok ürün kullanırsa o kadar çok başarılı oluyor, ama matematiğini çözme açısından şu örnek mükemmel bir örnek. 4x4 ile işin matematiğini çözdüğüm, hele network yapan, bu tür iş yapan arkadaşlar da çok etkili oluyor. İşin kolaylığını görüyorlar. Bunu ben zaten yaparım ki ya, bu kadar basit şey diyorlar yani. O denli Ergun Bey'in dediği gibi bilmiyorlar. Mantığını tam hissedememişler. Bizim söylememiz lazım. Sürece bırakmamız lazım. Sonra zaten olacaktır. Toplantı sonunda küçük bir tüyo vereceğim. Bizim bu kamera görüntüsüyle. Şimdi Ergun Bey'in sesi, yüzü dikkat edin, karanlık görünüyor. Ama küçük bir tüyo vereceğim. Ergun abi, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir saati geçti. Arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar. Hala buradalar. Güzel bir şey bu. Söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Yok, daha sonra kapatacağız. Ben birkaç cümleyle şunu söyleyeyim. Bu işin içindeki arkadaşlarımız, yani öncelikle birinci adım zaten şirkete olan güvenlerini artırabilme adına, sağlayabilme adına bilgilenmeliler kesinlikle. Okumalılar, dinlemeliler, bilen birilerinden dinlemeliler. Bu bir şans, güzel bir şey. Bunu değerlendirmek lazım. Yani Atomi'de olmak büyük bir şans. Bu şansı yakalamışken vakitlice değerlendirmek lazım. 5 sene sonra da başlasalar, 5 sene sonra da yapabilirler, ayrı bir konu. Imperial Master olabilirler, geç kalmış olur, sadece vakit ve parayı biraz geç bulmuş olurlar, vakit kaybetmiş olurlar. Ama yani Atomi gerçekten her yönden bir avantajlı bir firma. Başka firmalarda 5 sene sonra girseniz böyle bir fırsat yok. Imperial Master olma şansı olmaz oralarda. Çünkü onların sistemi en üst kademeye gelme fırsatı vermiyor herkese. Böyle bir tavan eşitliği, gelirde tavan eşitliği sağlamıyor maalesef, adalet yok. Burada arkadaşlarımızın yapması gereken ikinci bir iş kesinlikle, ya ürün tattırmamız lazım. Yani gelip kaydolan, giren, sisteme giren arkadaşlara mutlaka bir, az da olsa bir ürün alıp tatmalı, denemeli ki, yani ürünü denemeyen arkadaş kaliteyi hissetmiyor. Hissetmediği için de harekete geçemiyor. Vakit kaybediyor boş yere, para kaybediyor. İş olarak da yapacak diye düşündüğünüz arkadaş iş olarak da yapmıyor bu defa. Bu çok önemli. Ürün deneyimi yaşamalı. Ve bir de biz de arkadaşlarımıza tekrar tekrar söylemeliyiz. Yani Hangil Park Başkanı'nın dediği gibi, bir kişiye 10 sefer söylemedi, 10 sefer söyleyince bir sefer söylemiş gibi olur diyor. 10 sefer söyleyin ki diyor, siz onu bir sefer anlattınız. Bunu da dikkate almalı. Kesinlikle doğru bir şey. Çünkü yaşanıyor bunlar. Önemli. Bir de işin içine giren arkadaşlar gerçekten bu işten para kazanmak istiyorlarsa, yapmamız gereken şey şu. Ben dahil herkes genelde, hani şu rahatlığı yaşamak istiyoruz. Sponsorumuz gelsin, bizim adımıza bir şeyler anlatsın. Sponsorumuz işte nasıl olsa anlatıyor, sunum yapıyor. Sponsorumuz nasıl olsa benim adıma davet ettiğim zaman bir misafirimle görüşüyor. Telefonda veya yüz yüze geliyor, görüşüyor sağ olsun. Ama şimdi vakti varken görüşüyor. İleride vakti olmayacak ki bu sponsorların hiçbirinin. Yani Yusuf Ertürk Başkan'ın, Yusuf Kayan Başkan'ın, Okan Başkan'ın vakti olmayacak ki. Yani şu Telegram'daki sunumu bile belki haftada bir sefer yapabilecek veya yapamayacak, belki yetişemeyecek bile. Yani bu zorlayacak onu. Ekipler büyüyünce, geziler başlayınca, ülkelere gidince aksayacak bazı şeyler. Biz sponsorlara muhtaç olmadan diyelim, yani onlara bağımlı yaşamayı bırakarak
kendimiz bu işi sunabilecek hale gelmeliyiz. Kesinlikle her birimiz birer Yusuf Kayan olmalı, Yusuf Ertürk olmalı, Okan Hoşten olmalı, Ebru Hanım olmalı. Kendimiz sunabilmeliyiz. Ben bunun eksikliğini kendimde de hissediyorum. Olmam gerekiyor ve bütün arkadaşlara da bu tecrübemi aktarmış olayım. Son cümle olarak başarılar diliyorum herkese. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler çok Ergun Bey. Arkadaşlar ben duyuru yapayım bu arada öncelikle. Biliyorsunuz bizim üst sponsorumuzdan Ningen ve Talya hanımlar gelecekler. Grand Master'lar kendileri. Onların listesi zaten grupta paylaşılacak. Fatih Bey paylaşacaktı. Özellikle Antalya toplantısı olacak. 27'sinde galiba. 27'si galiba. Antalya. Evet. Çok önemli. Sonra 28'inde İzmir. 29'unda da Bursa. 31'inde de İstanbul. Bu toplantı şeylerini sıralamasını ya da tarihlerin saatlerini arkadaşlar özellikle kaçırmayalım. Fatih Bey onları yayınlayacak. Katılalım grup olarak. Çünkü bizim üst sponsorlarımız Talya ve Müngen Beyler. Kendileri Kron Master'lar. Tecrübelerinden faydalanmamız lazım. Ve bütün arkadaşlarımızı özellikle Antalya toplantısı, İzmir, Bursa ve İstanbul'da. İstanbul'da 31'inde olacak diye hatırlıyorum. O tarihlerde kesinlikle toplayalım. Tecrübe paylaşımı olacak. Kendi bilgilerini paylaşacaklar. Güzel bir sinerji olabilir. Çünkü bazen hani gerçekten olur mu, oluyor mu gibi bu iş meselesini arkadaşların görmeleri, dinlemek istiyorlar. Görmeleri çok önemli. O nedenle Antalya, İzmir ve Bursa, İstanbul toplantılarına kesinlikle özel bir çalışma yapalım. Arkadaşlarımız katılsınlar, misafirler getirsinler, sistemi görsünler, öğrensinler. Çok önemli. Ben şu an İzmir'deyim. İzmir'de olan arkadaşlarımız da bana yardım, destek olabiliriz. Onlara görüşmeler yapabiliriz. Gerekirse yakınsa birebir görüşürüz. Yine ya da telefonda olabilir. O nedenle yardımcı olmaya hazırım özellikle İzmir için. Çünkü şu anda İzmir'deyim. Bu bir. İkincisi, kamera konusunda, görüntü konusunda kamera açan arkadaşlarımızda bazen yüzler çok karanlık gelebiliyor. Böyle ben yan tarafta şey kullandım. Cep telefonunun fener ışığını, normal lamba var tabi. O nedenle evlerde de özellikle ışık arkadan yandan gelebiliyor. Sağa ya da sola iki tarafa belki de bir feneri yanan iki tane telefon koyulabilir. Zaten her evde 3-5 telefon vardır genellikle. Feneri yanan uçak modunu alıp telefonu, diğer telefonu yani uçak modunu alıp feneriyle beraber aydınlatma yaparsak eğer güzel bir aydınlatma oluyor diye hissediyorum. Okan Bey haklı mıyım? Nasıl görünüyorum? Sanırım ışık normal değil mi şu anda? Evet evet, ışıkta herhangi bir problem yok sizde. Fenlerle sağlanabiliyor. Bence bunu kullanmak lazım. Arkadaşlarımız da evde çünkü tek lamba olunca yani ya sağdan ya da soldan arkadan geliyor ışık görünmüyor olarak. O nedenle sağ ya da sola iki tarafa bakmak lazım bir başka kamera açmadan önce. Bu şeyi de kullanmak lazım. Okan Bey bir de bu kameranın bu şeyi yatay olması sanırım daha uygun oldu değil mi? Bu şekilde daha güzel. Evet. Arkadaşlarımız telefonda yatay kullanırsak. Okan Bey bunu daha önce uyarmıştı fakat ben çok hissetmemiştim. Teşekkürler Okan Bey. Geçen yani YouTube kanalını seyredince fark ettim. Evet arkadaşlar çok teşekkürler katıldığınız için. Haftaya yine yapacağız. Pazartesi gününe kadar bu toplantıya katılmak isteyen neden atomi yapıyoruz? Nasıl atomi yapmaya karar verdim? O şundan dolayı yaptım. Hani bazen ışık saçar ya işte patlar ya insanın kafasında. O anlar çok önemli. Neden oldu o an, patlama anını bizim hissetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onları duyarsak tecrübe olabilir. Başkalarında onu söyleyebilir. Başkalarında o ışığın patlamasına sebep olabiliriz. O nedenle sizlerin bu tür bilgileri çok önemli. Neden yapmaya karar verdik? O anları anlatırsak bu toplantılarda çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Pazartesiye kadar katılmak isteyen arkadaşımız varsa bana söylesin. Yoksa ben kendim yine seçeceğiz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Okan Bey çok teşekkürler. Katılımcı arkadaşlar çok teşekkürler. Nimet Hanım, Abidin Bey, Ergun Bey katıldığınız için tekrar görüşmek üzere. Hayırlı haftalar. Rica ederiz. Teşekkür ederiz başkanım. Biz şükürüz evet gerçekten. İyi akşamlar. Çok güzel bir sunumdu. Çok şey öğrendik. Çok lideriniz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Çok iyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar Yusuf Erzik Bey.